80'ler setine ziyaretçi olma şansını yakalamayan, sete gelemeyen insanlar için biz de seti onlar adına gezelim dedik. İşte bu salon burası. İçine girelim hatta. Gördüğünüz gibi işte burası o oturma salonu. Cem Bey burada oturuyor. Rukiye burada oturuyor. Aile fotoğrafları da burada. Ahmet'in fotoğrafı, Cem Bey'in, Çağatay, Nazlı. İşte burası. Buyur. Bakın gel. Eko abi. Kapı açtıktan sonra içeri girdiğimizde neresi? Burası oturma odası. Kaset çalar eski. Biblolar. Ahmet'in evlilik resmi. Çalar saatler. Hepsi burada. Buradan böyle çıkıyoruz. Rukiye'nin mutfağı burası. Sandalyelere ait fayanslar. Masa örtüleri aynı şekilde. Devam ediyoruz gezintimize. Şu anda da neredeyiz? Çınaraltı kahvesindeyiz. Kahveci Mesut'un kahvesinin içine girelim bakalım ne var. Gördüğünüz gibi tam o yılların kahvesi. Gerek masa örtüleri olsun, gerek arka plandaki resimler olsun, o yılların telefonları. Evet. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray. Trabzonspor Liverpool'u dize getirdi. O meşhur maç, unutulmaz maç. 1-0'lık maç da burada. O yılların paraları. Bakın arkadaşlar, o yılların paraları. Kaç para bu? 5000 Türk lirası. Şimdi bir bakkalın önündeyiz. Bunu herkes hatırlar. Değil mi? Hepimiz çocukluğumuzda bunu yapmışızdır. Aynı şekilde içeri giriyoruz. İçeride bakın arkadaşlar, içeride kolonya makinesi var. Bununla hepimiz kolonya doldurmuşuzdur bakkallardan. Şu şekilde alırdık şişeyi, kolonyayı doldururduk, emzik şekerler. Hatırlarız bunları hepimiz. Fehmi Bey'in evi. Fehmi Bey'in evindeyiz şu anda. Evinin önündeyiz. Yürümeye devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz gibi taşlar değil mi? Hani taş görünüyor. Taş ama kaldırım taşı taş değil, polyester. Hadi zile basalım. Kim açacak kapıyı? Hayda. Kimse açmıyor kapıyı. Cama vursak kapıyı açmazlar mı ya? Işıkları yanmadığına göre evde kimse yok. Çalışıyor değil mi bu? Çalışıyor değil mi? Valla. Sami Usta'nın arabasının önündeyiz. Şöyle bir poz verelim Sami Usta'nın arabasının önünde. Çınaraltı pasajına gideceğiz. Şu anda pasajın önündeyiz. Ve içeri doğru giriyoruz. İşte burası Mahmut'un büfesi. Sos seti sosisçisinin büfesi burası. Dönemin hafif zengin havası var böyle. Sana kolonyadan bile belli zengin oldu. Perunda'nın dükkanı o döneminde yüncüsü. Rengarenk gördüğünüz gibi. Çile yün. Bakın kumaşçı var. O dönemin kumaşçısı. Levent. 80'lerden 90'lara geçtik. Şu anda 90'ların setindeyiz. Gördüğünüz set 90'ların seti. Burası da kafe dediğimiz yer. Normal beton gibi görünüyor. Ama bu ev tahta. Açık hava sinemalarında çok kullanılır bu. O alet. 90'ların vazgeçilmez radyolarıdır. 90'lı yıllarda mahallemize bu gelmiştir. Gördüğünüz gibi dönme dolap. Buna binerdik. Bizi döndürürlerdi. 90'ların setinde işte bu da var. Vallahi ben de çocukluk yıllarıma döndüm. Videolarımız devam edecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın ki video yüklendiğinde haberiniz olsun.